içerisine birazdan farklı tasarım yapacağım. Mesela sağ tarafta kutucuk falan koyarız. Ya da altına koyarız. İkinci dibin boyutlarını düşürdüm. Buradaki text box'ı da kırmızının dışında oluşturacağım. Benim kırmızı şurasıydı. Yani kırmızının dışı dediğim şunun dışı olması gerekiyor. O da burada, bunun altında. Onun dışında diyorum ki bir tane label. Yüksekliğini değiştirmiyorum. Görüntüsüne bakalım. Tabii ki buna şey vermedik. Aydın'ı. O yüzden ne oldu belli değil şu an. Genişliğini de 40 yaptım. Text'in de 65. Şimdi şuraya herhangi bir yere bir tane de select alanı oluşturacağım. Şu bildiğimiz açılır menü. Option olayımızı yapalım. Option'da şehir olsun. İstanbul. Başardık. Bu ne hocam? Pul mu yaptın? Pul mu yaptın? Pul mu yaptın? Yani pul benzetmeye çalıştım. Bir adı dur geçme eksik. Yaparız aslında. Ne güzel. Neye benzetmişsin? Pula benzedi bence. Pula mı? Evet.
HTML page açıyorum. HTML page. Bir tane form tag açıyorum. İçerisine inputlar yapacağız farklı farklı. Öncelikle tekstimiz bizim textbox oluşturmayı sağlıyordu hatırlarsanız. Checkbox'ın hatırlarsanız etrafına bir label koymam gerekiyordu. Bir yazı yazabilmek için. Bunun için de bir ID verip şöyle bir yöntemden bahsetmiştik. ID'nin adını ben label'da kullanacağım. Şöyle bir label oluşturuyorum. Label'da for B dedim. Yani B için bunu yap. Bakın input date oluşturduğumda şu şekilde bir görüntü çıktı. Date formatı. Bir liste açılıyor yandaki kutucuğa tıkladığım zaman. Normalde ASP.NET'te de bunları göreceğiz. ASP.NET'te de kalender fonksiyonu var. Şu an input date yaptık. Benim olmadı. Mesela
Renk paleti açıldı. Buradan istediğim rengi seçip tamam dediğim zaman işte arka tarafta bunun değerini alabiliyorum. Daha sonra buna göre işlem yapabiliyoruz. Bu da renk paleti. HTML'deki. Zaten biz burada HTML kullanıyoruz ama ASP.NET tarafında bunun karşılığında bir kontrol var. Biz onu kullanacağız genel olarak. Ama burada da bu şekilde aslında HTML'in de çok güzel şeyi var. Bir kullanımı var. Ya sadece yazılım HTML üzerine olsa. HTML5 biraz daha bak HTML5 biraz daha işi ileri götürdü o konuda. Mesela kendi depolamalarına vesaire birçok özelliği var. Onu araştırabilirsin. Web tarafında yararlı olur bir işin. Hocam benim niye olmuyor ya? Bir tane daha date ile ilgili işlem yapalım. Bu da date time. Mesela senin az önce yaptığın olay aslında şu. Date time yaptım. Burada da destek problemi oldu. Şimdi farklı bir tarayıcıda deneyeyim. Bakayım burada nasıl. Bakın. Sen daha önce çalıştırmış mıydın? İlk yaptığımız şey. Şeyde çalışıyordum ben. Bakın color bile desteklenmiyor. Color Chrome'da var. Burada text box. Chrome yok ki. Bakın burada Firefox var. Yukarıda. Altta color yukarıda yok. Date de yok. Date time Chrome'da da düzgün görünmüyor. Text box var. Yukarıda da aynı. Aynısını Explore'da deneyeyim. Mesela şu da var, onu da gösteririm. Chrome bir özellik geliştiriyor, yani Google. Diyor ki, şurada bir text box var, ben size bir toolkit geliştirdim. Onu Chrome'da kullandığın zaman, sesli konuşma var ya, belki rastlamışsınızdır. Konuşuyorsun onu, yazıya çevirip burada metin olarak yazıyor. Onu destekliyor Chrome ama diğerleri desteklemiyor. Nasıl? Sen konuşuyorsun, o da orayı yazıyor. Aa, ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, böyle bir şey olsa ne güzel olur diyordum ya. Nerede var hocam? Zaten Google bunu geliştirdi, bu altyapıyı geliştirdi. Hatta... Süper bir şey ya. Yaptı da işte Chrome kendisine ait olduğu için onda destekleniyor, diğerlere destek vermiyor. Ne kadar hızlı okursan oku yazıyor mu? Yani normal düzgün... Rem yok güzel yani. Genelde düzgün yazıyor. Belli. Birkaç saniye bekliyor. Orada algılıyor. Bunu yaparız. Telefonda da var tabii. Ha? Aa, bu telefonlara da var yok bir şey. Ben yollanıyorum. Çok şunları da yapalım. Input. Take time. Local. Bakalım bu bizim browser'larımızda. Ne yapıyor? Şu en son yaptım. Bu da mesela Chrome'da desteklendi.
de dosya seçme alanı. HTML'de file type'ını kullandığım zaman dosya seç alanı var. Buna bastığınız zaman sizden bir dosya seçmenizi istiyor. Sonra dosya seçtiğinizde de onun yolunu alıyor. Bu yoldan da siz ASP.NET altyapısını kullanarak ya da herhangi bir dil onun yüklenmesini falan yapabiliyorsunuz. Şimdi de aynı şekilde oldu. Ama senin dediğin gibi biraz daha temiz olabilir sana göre. Tek tag olduğu için. Label için de input. Ama yukarıdaki de aynı işi yaptı. Diyorum.
mesela bunun ASP'deki adı ya da genelde web kontrollerindeki adı slider. Silverlight'te, ASP'de neredeyse çoğunda var. Zaten C# masaüstünde de var. Bu da week, hafta listelemesi yapıyor bize. Normalde bu kontrolleri aklınıza bulunsun. Kendiniz de JavaScript'le falan yapabilirsiniz. Bunu geliştiremez değilsiniz. ASP.NET'te anlatacağım bunları. Sadece bizim için hazır yapan framework'ler kullanıyoruz, o kadar. Mesela ASP.NET'te tarih kontrolünü eklediğimizde arka tarafta satırlarca JavaScript kodu yazmış. Biz bunu kaynar görüntülediğimizde görebiliriz. Ama bize yazma ihtiyacı bırakmıyor. Yeni bir HTML page açıyorum. Inputlara devam ediyoruz. Burada mesela e-mail alanı için bir input oluşturdum. Şöyle bir alan çıkarttı. Bak şuraya bak. Mesela bunun neyle kullanılır? Suggest olayı var. Google'a bir şey yazıyorsun, o, sen yazarken onu listeliyor. Hmm. Aşağı. Bu tür şeylerde tercih edilebilir. Range ne oluyor? Range de şu. Mesela C# yapmıştık masa üstünde. Sürükleyip 0 ile 100 arasında değer veriyorduk. Mesela bir resmin boyutlandırması. Diyorum ki bunun değerini, value'sunu resmin height ve width'ine ver. Ben bunu oynattığım zaman resim büyür, küçülür. Ya da 0 ile 100 arasında bir değer alan bir yer yaptın. Sen bunu sürükle bırak olayına bağlıyorsun. Direkt kontrol üzerinden ona değer vermiş oluyorsun. Gibi birçok şeyde kullanılabilir. Google Map'teki işte yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi. Yani hani farklı kontrol. Ha şey diyorsun, şu yanda evet. Dikey. Tamam, bunun dikey işte o. Bunu da dikey yapabiliyorsun kontrollerde.
Şimdi bizim burayı diyorum ki kullanıcıdan bilgi alıyorsunuz. Bizim telefon formatımız belli. Diyorum ki bu formatta olmak zorunda zaten. Hani kullanıcı yok şu kadar karakter girsin vesaire. Orası tamam. Yapabilirsin ama formatı da bu olsun görünümü. Diyorum ki bu alanı oluştur. Placeholder. Format bu şekilde olacak. İlk 3 sayı parantez içerisinde, sonra tire, sonra üçlü, 532 gibi olaylar falan. Sonra da 4 haneyi burada yaz en sonunda. Pattern olarak da burada uyulması gereken kuralları veriyorum aslında dizaynı. Buna regular expression denir. Mesela password alanı oluştururken e-mail formatı ya da telefon formatı, adres formatı, bu tür formatlarda özellikle ASP'nin tarafında hazır yapılar da var. Mesela size tasarlayabileceğiniz yapılar da veriyor. İşte diyor ki mesela GSM cep telefonu için bu formülü kullan. Dışarıdan değer aldığın zaman bu formülde görünecek. Yani yapısı bu olacak diyor. Burada oluşturulan yöntem bu. Ekran mesela aslında da geliyor hocam. Ekranını açayım. Şuraya bak. Sayı yazıyorum. Burada. Bakalım farklı şeyler var. Burada normalde mesela engelleme amaçlı değil de örnek olma amaçlı sanırım bu. Bunun şeyi de var. Engelleri de var. Tabii ki sen yazdığın zaman mesela 9 karakter yazdığım zaman etrafında kırmızı renk var. Kodda ne oynadınız? Hiçbir şey oynamadım. Bak şurada 10 karakter var. Evet. 10 karakter girmek zorunda olduğun için bak gerekli diyor burada ayarlarında. 10 karakter girince tamam diyor. Bu değer doğru. Bir validation işlemi. Bende geliyor zaten. İyi daha biri, evet. Nasıl yani? Fazlasını mı diyorsun? Tamam canım. Evet. 3 tane karakter yapalım. Siz de girebiliyorsunuz. Ben girebiliyorum. Ya bana o hatayı yapmak istemiyor. Ya akıllı olun yani diyor. Böyle. Ya önemli olan burada pattern'in ne olduğunu anlamak. Normalde kontrol ASP'nin tarafında bunları şey olacak. Otomatik yapıları var. Siz örneğin burada e-mail olacak diyorsunuz bu kutuda. O artık sadece e-mail alabilir. İçerisinde et işareti olmak zorunda mesela. Böyle bir yerde. Bakın mesela şurada e-mail alanı var. Et koymadım. Şimdi koydum. Geçtim. Yine olmadı. Artık hata vermiyor. Çünkü içerisinde e-mail arıyor. Üzerine gelince de şöyle sileyim. Az önce lütfen bir e-mail adresi girin diyordu. Bakın normal yazıyı saymıyor. Et olması gerekiyor e-mail'de. Etten sonra da bir şey olması zorunlu. Burada da
bahsettiğim Google'ın o ses tanıma olayını yapan hareket bu. X Webkit Speech diyorum. Google'ın o Webkit'ini kullanarak bunu yapabiliyoruz. Şurada ben buna şuradaki mikrofona tıkladığım zaman ses arkadan farklı sesler gelince sende mikrofon yok. Bende var. Ses. Şok. Ben işte ben yaptım. Hemen kötü öğrendim. Sen Cihan değil hocam. Sessiz olun. Cihan. İngilizce bir şey söyleyin. Niye Cihan? Hiç amazing değil mesela hocam. İngilizce bir şey söyleyin. Hocam İngilizce bir şey söyleseydin. Type. Paterni. Type. Patern. Type patern. Bir dakika hocam. Hocam numba. Onun numba. Bir dakika siz. Bir dakika. Type. Sanıyorum. Sanıyorum ki şahsen hani bu dil desteği Türkçe olduğundan dolayı Türkçe versiyona göre bazı çağrışımları arıyor. Yani type'ın Türkçe'de karşılığı yok. Ama mesela Google'da bunu yapın. Google'daki sesli aramada yapın. Kesinlikle işler. Apple denir hocam. Apple. Başka bir şey söyleyeceğim. Apple. Böyle sistemi çökertiyorsun. Aksanlar hocam. Başka bir şey daha söyleyelim. Pom deyin hocam. Çok oluyorsunuz. Yok artık. Elle yazıyor abi yani. Vallahi yok. Pom değil mi abi? Ne? Pom. Bir daha pom. İkinciyi de yapalım, inancam. Son bir kelime söyleyeyim. Pom da değil. Ne inancam? Hayır, İngilizcesi de ya. Droba, hocam droba. It's amazing değil ya. It's amazing. Droba değil. Ben daha teknik bir kelime biliyorum. Didi droba. Ne? Pom mu? Pom. Ya bunu yanlış. Bunu Ya algılamada da şey yok.